أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım nehiler kısmı nehiler kısmında 110 tane çeşit var. Bu 110 çeşitten 3. çeşidi okuyoruz. Ezzecru an eşya'a zucra anhel muhatabuna fi kulli lahvali ve cemi'i levkat. Bazı hususlarda muhatapların yasaklanması. Bu yasak bütün zamanlarda, bütün zeminlerde geçerli. O kadar ki hatta la yasa'a ahadan minhum irtikabuha bihalin. Kimse bu yasakları herhangi bir durumda irtikab edemez diyor İbn-i İbban. Bu türden olan yasakları okumaya devam ediyoruz bu nevide. 1975 nolu hadise geldik. Zikru zecri an en yusama min Ramazana illa ba'de ru'yetil hilali lehu. Ramazan'dan rü'yeti hilal olmaksızın oruç tutmanın yasaklandığını gösteren hadis. 1975. Ekberen el-Hüseyin ibn İdris el-Ansariyyü. Bize el-Hüseyin bin İdris el-Ansari haber verdi. Kale dedi ki, akberana Ahmed ibn Abi Bakr'in, bize Ahmed bin Abi Bakr haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbni Ömer'a, o da İbni Ömer'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem zekara Ramazan'a. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı andı. Böyle hadiste Ramazan olunca her şey bana seni hatırlatıyor. Ramazan'ı andı, zikretti. Ramazan hakkında malumat verdi. Fakale dedi ki, la tasumu, oruç tutmayın, hatta taraul hilale. Hilali görünceye kadar sakın oruç tutmayın. Şimdi bazıları alışkanlık etmiş, birkaç gün önceden başlıyor. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a yaklaşırken Hazreti Ayşe diyor, orucu azaltır ve iyice kaldırırdı. Ramazan'a hürmeten. Yani Ramazan'ın belirginliğini oruç ayı. Sen önünü arkasını oruçla doldurmuşsun, Ramazan arada ayda adeta kaynadı gibi. Tabii işte ta başlığı ilk bir ay öncesinden sonraki ay birlikte, üç ayı birlikte çıkarıyor. Bunların hepsi sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde görmediğimiz veya ona uygun düşmeyen yaklaşımlar. Hazreti Peygamber Ramazan'a doğru açıyormuş, oruçları temizliyormuş ki Ramazan kendi temeyyüz ettiği, belirginleştiği o yanıyla, oruç yönüyle adeta Ramazan'a saygı duyuyor bu bakımdan. Bu hadiste de oruç tutmayın diyor. Hatta taravul hilale. Bunu Ramazan'a doğru orucu bırakın, hilali gördüğünüzde oruca başlayın gibi de anlamak mümkün. Yahut Ramazan'a hilali görerek başlayın ancak şeklinde de anlamak mümkün. Her halükarda Ramazan başlangıcını hilalin görülmesine bağladığı açık hadisin lafzı itibariyle. La tasum, oruç tutmayın, hatta taraul hilale, ta ki hilali görünceye dek. Ve la tuftiru, bu Ramazan'ın başı itibariyle böyle, sonu itibariyle de ve la tuftiru, orucu terk etmeyin, yani bayram etmeyin, hatta tarahu, yine hilali görmeden bayram etmeyin. Dolayısıyla müminler sürekli göğe bakacaklar, hilalin hareketine bakacaklar, hilalin hareketinden haberdar olacaklar. Bir ay nasıl başlıyor, nasıl bitiyor, başladığında ay nerede görülür, nerede kaybolur. Gökteki en temel cisim olan ayın hareketlerini bilecekler. Yoksa en temel ibadetleri olan Ramazan'ı ne başlatabilirler ne sonlandırabilirler.
Ramazan'ı dolayısıyla böyle başlatacaklar. Bu şimdilerde yalnız imsakiyle başlatıyorlar. Bu müminlerin veya İslam dininin sadece zeminde kalan bir din olmadığını, insanın sürekli dikkatini göğe çeken, gökteki hareketliliğe çeken, dolayısıyla yaratılışın en bütün derinlikleriyle yaşandığı göğe dikkat çeken, bu nizama, bu intizama sürekli insanın dikkatini çeken bir din oldu. Bu yani itibariyle olağanüstüdür. Unutmayınız ki işte Endülüs medeniyetinde işte yön bulma argümanlarının gelişmesi, trigonometrinin gelişmesi, bu manada matematiğin muazzam surette gelişmiş olmasının hepsinin temelinde diyorlar ki bu adamların dini esas. Çünkü bakıyorlar bunlar yönü bizim merak etmediğimiz kadar merak ediyorlar. Çünkü günde 5 kere bunlar yön bulmak zorunda. Bu adam günde 5 kere yön bulmak zorunda. Dolayısıyla gece gündüz oturup düşünüyor. Ben yönümü nasıl bulacağım? Nasıl Kabe'ye döneceğim? Dolayısıyla bu manada işte matematiği geliştirmiş, trigonometriyi geliştirmiş. Dolayısıyla bizim dinimizdeki Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği, koyduğu ibadetlerin bir de böyle bir yansıması var. Gelişmeye doğru, medeniyete doğru bir şey var. Ramazan ibadetinde de orucun başlangıcı ayın hareketleriyle, ayın ne zaman görüleceğiyle, görülmeyeceğiyle ve bunun hesaplarıyla ilgili. Ne diyor Cenab-ı Hak? Bunlar hepsi bir husben, hesap iledir. Bunun hesabı da açık bir yan olduğu var ayette. Bunu hesaplamanın da mümkün olduğu var ayette. Ama bu hesabı bile bilebilmenin de yolu yine o ayı incelemek, birilerinin o ayı incelemesiyle söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla buradaki hikmetler birlikte düşünüldüğünde insanların Ramazan ayını veya Ramazan'ın başlangıcını görmek için hilal rü'yetine çıkmaları ben bu ibadetin bir parçası gibi görüyorum. Bunu bazı müminler hilali rü'yet ile tespit etmek için yola koyulurlar. Diğerleri de diğer tarafta rasathanede hem gözlem yapar hem hesap ederler. Bunlar iç içe şeylerdir. Bence olayın bu yönüne odaklanmak lazım. Biz şey tarafına odaklanıyoruz. Efendim niye aynı gün bayram yapmıyoruz? Niye aynı gün şey yapmıyoruz? Ya bu yer küre üzerinde zaten hiçbir şey aynı anda olmuyor ki. Yani yeni yıla giriliyor. Birileri sabah giriyor, birileri akşama doğru dalga dalga giriyor. Aynı anda da zaten öğlen namazını kılmıyoruz. Tut ki bayramda öyle olsun yani. Bir yerde gittiler rü'yete baktılar. Onlar kendilerince hesap ettiler. Ramazan'ın girişini bir gün sonra, bir gün önce tespit ettiler. Burada bir ayrım, bir farklılaşma, bu çok abartılmaması gerekir. Çünkü orayı birliğe götürelim derken, demin Necati abinin dediği gibi ayı unutacağız, hilali unutacağız, göğü unutacağız. Göğe gidip bakmaları unutacağız. Hilalin çıkışını izlemek için dağa gitmeleri unutacağız. Bunlar bu ibadetin bir parçası. Fantastik olsa bile özellikle bana göre bunlar gerçekleştirilmeli. Gidip işte ay nereden doğacak? Çünkü ben bunları yaşadım. Ben çocukken babam zatla birlikte işte gidiyorduk. İşte o derdi şuradan çıkması gerek ve işte şu kadar dakika görünecek kaybolacak. İşte diyorum adam nereden biliyor bak ay oradan çıkacak. Allah koca gökyüzü nereden çıkacağını biliyor. İşte güneş batacak da veya batmadan önce mi falan. Dikkatimi çekmişti. İlk defa sanki gökyüzündeki ayı, ay gündüz de görülebilir. Onun bir cisim olduğu. Yani bunu müminler tekrarladığını düşünün. Yanlarına çocuklarını alarak vesaire. Gökteki bir hareketliliği izlediklerini. İbadetin bizi sevk ettiği bu yanını dikkate aldığımızda ya efendim rü'yet-i hilalde ne artık bu hesaplanıyor. Bırakın şimdi bu tür şeyleri. Araplar hesap bilmedikleri için böyle yapıyorlardı. Demenin çok da muteber olmadığını, isabetli olmadığını anlamış oluruz. Elbette ki hesabı kimse reddetmiyor. Hesabı da zaten baka baka o hareketliliği gözlemleye ayın menzillerini, konumlarını inceleye bu incelemeyi yapanlar ortaya çıkardı. Dolayısıyla bu primitif evreyi biz de niye yaşamayalım? Niye bizim de küçük bir şeyimiz olmasın? Gök bilgisi, bilgimiz olmasın? Güneş ne zaman doğar? Yerin veya uzayın gölgesi batıya ne zaman vurur? Ondan sonra gökteki temel yapı taşları, yıldızların konumları. Yani bununla ilgili olan, bununla alakalı olanlar dernek kuruyorlar.
internet sitesi kuruyorlar. Aynı hareketleri için geceleri dağlara gidiyorlar. Hiç ibadet bilmeyen insanlar bunlar. Böyle ayıcılar var mesela. Ay, onlar ayla birlikte yaşıyor. Ayın şu gününü görmek için dağa gidiyor. Ya bunun bir zevki var. Bunun bir uzay var, yıldızlar var. Onun bir konumu var, hesabı var, kitabı var. Bizim dinimiz bizi buna sevk ediyor. Bir ibadet özellikle bizi buna sevk ediyor. Niye bizim de böyle şeyimiz olmasın, devinimlerimiz olmasın, dağlara gitmeyelim, güzel güzel yıldızlara, göklere bakmayalım. İbadet bizi buna hali hazırda sevk ederken, karşılığında bir de Allah'tan sevap umacağımız bir işi, niye böyle sıradan hemen küçücük bir ifadeyle efendim ne gerek var diye ortadan kaldırıyoruz. Anlaşılır gibi değil. Hazreti Peygamber bu hadiste, ki hadis Müslim'de var, sanıyorum bir versiyonu Buhari'de de var, hilali görmeden orucu tutmayın ve yine hilali görmeden orucu bozmayın demişler ki ya Resulallah, bu gök dediğin bazen kapalı oluyor, yani göremezsek hilali ne olacak? Onda çözüm var. Feynuhumme aleykum, gök kapalıysa önceki ayı 30'a tamamlayın. Hangi aydasın? Şaban. Çıktın Ramazan'ın hilalini görmeye bakıyorsun. Gök kapalı. Tamam. Çözüm basit. Şaban'ı 30'a tamamla. Demek ki o günün Ramazan olup olmaması, yani bu esas olan bu değil. Esas olan gitmek. Bulut kapatıyor. Belki de hilal orada. Ama sen göremediğin için çözüm diyorsun ki Şaban 30. Önceki ay 30'a tamamlıyorsun. Ramazan'ı daha sonraki güne öteliyorsun. Belki de o gün Ramazan'dı. Olsun, fark etmez ki. Burada mukaddes olan zaman, mekan değil. Burada mukaddes olan veya burada Cenab-ı Hakk'a varacak olan o senin çaban. O gidip acaba hangi gün Ramazan'a başlayacağım diye gösterdiğin emek. Aynı kurbanda olduğu gibi. لَنْ يَلَانَ اللّٰهَ لُحُمُّهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a ne onun kanları ne etleri erişir, kavuşur. Allah'a sadece sizin bu çabanız, gayretiniz, Allah için ortaya koyduğunuz bu emek erişir. İşte orada da Cenab-ı Hakk'ın nezdinde değerli olan kulun hilali görmek için, Ramazan'ın hilalini görmek için yaptığı o hareketlilik. Bunu nereden anlıyoruz? İşte gök kapalı olduğunda hemen diyor ki 30'u tamamla. Çözüm var. Sonunda da bakıyoruz hocam. Sonunda da aynı şekilde. Ha, yine sonunda da diyelim ki gittin, baktın ki hilal, gök kapalı. Şevval'in hilalini görmeye imkan yok. Ne yapacağız? Ramazan'ı bu sefer 30'a tamamlıyorsun. Belki de ertesi gün tuttuğun gün Şevval'in biri. Bayram günü oruç tutuyorsun. Olsun, önemli değil ki. Sen bunu yaptın böyle. Burada önemli olan senin ortaya koyduğun bu emek. Dolayısıyla ben farklı bölgelerde farklı Ramazan başlangıçları, farklı bayramlar olabilir. Bu bir ayrılık falan. Hiç neresinde bunun ayrılık? Birliğimize, birlik nerede? Bak, hepimiz aya bakmaya gidiyoruz. Bak, hepimiz aya göre bunu tek... Birlik burada bak. Esasta birlik. Neticede değil. وَلَا تُفْتِرُوا iftar etmeyin hatta تَرَهُوا ta ki onu göresiniz. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer kapanırsa bulut veya başka bir nedenle gökyüzü görülemez durumdaysa فَقْدُرُوا لَهُ o zaman ona göre takdir edin. Öncekini 30'a takdir edin. Sonrakini ötesi güne öteleyin diye sallallahu aleyhi ve sellem çözüm sunmuş. Okuduğumuz hadis Buhari'de bu haliyle yok gözüküyor ama Müslim'de varmış. 1080. Kaç 1080. Sonraki hadise geldim. Zikru zecri yani savmil yevmi lezi yuşekku fihi emin şabane huve emin ramadane. Ben inanıyorum ki hesabı elbette ki inanıyorum. Hesabı yapanlar bu gözlemi profesyonel yapan kimseler. Vasathanelerde, şuralarda, buralarda ve güneş, ay, yerkürenin konumu, bunun hesabını matematiksel yapan kimseler olsun. Onlar öyle yaptığı halde bu bir ibadet. Bu bir, yani ne derler, ritüel mi diyorlar? Bu böyle yapılan bir ibadet. Biz yine gideceğiz, ayı gözlemleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Ya hadisin lafızını esas alarak, ya göremedik, biz 30'a tamamlıyoruz diyebiliriz. Ya biz bunu, bu ibadetin bir parçası olarak geldik, baktık ama göremedik. Fakat hesap yapanlar ayın başladığını söylüyorlar deyip yine onlara uyulabilir. Çünkü hesabı yapanlar senden daha iyi görme yapanlar olarak anlaşılmalı. Rasathanede izliyor adam. Bir sürü şeyleri var. Buna rağmen gidip biz ibadetin bir parçası olarak yüksek bir yerden
gökyüzüne bakarsak bence bunda sevap var. Ve bu ibadetin parçası. Tabii bilen. He, ama bu bizi hilale yani aydan koparmasın. Ona vurgu yapıyorum. Bunu bir ibadet gibi anlamak lazım. Niye geldik? Bu ibadetimizin parçası. Görebilirsek hilali göreceğiz. Göremedik ama bir başka yerdeki arkadaş gördü. Yok, tabii. Amel edilir yani. Gördük diyorlar veya hesap ettik diyorlar. Veya bundan bir arkadaş çıkardı hocam. Bundan 10 sene önce bana. 2-3 arkadaş çıkardı. Onlardan haber beklerdi. Haber geldiği zaman başlardı. Bu da bunun ibadetin şey boyutu. Farz-ı kifaye boyutu. Yani birileri çıktı mı diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkar gibi. Zaten hocam. Rüyeti ilan toplantısı yapıldı İslam aleminde. Çeşitli yerlerden gelirdi. Bunda ilgili kaç tane yazı var bir var. Evet. Hatta şeyde Bilim Teknik Dergisi'de her bir Muharrem'de ay takvimi yayınlıyor. Bilgisayar aldım ben ay takvimi. Bir Muharrem'de yayınlıyor. Eğer namaz ibadetine müdavim ise bir kimse, ondan sonra Ramazan'ı da bu veçiyle esas alıyorsa, yani ibadetlere müdavimse yolunun aydan yani ay ile sık sık karşı karşıya geleceğini görecektir. Evinden çıkacak, sabah namazına giderken ay hemen önüne çıkacaktır. Yani İslam dinindeki ibadetler ile içli dışlı olduğunuzda çok sık ay ile karşı karşıya geliyorsunuz. Ay, gökyüzü, güneş, günün geceye, gecenin güne devrini çok görürsünüz. Evet, güneş de var. Ve güneşin çıkışı, mümin sabah namazından çıkar, güneşin ilk ışıklarını görür. Doğumu o yaşar. Dolayısıyla gecenin gündüze, gündüzün geceye geçtiği bir anda o ayaktadır. Yerküredeki bu müstesna anı o yaşar. Belki 80 sene geçiyor, o anı ya ancak bir yerden bir yere seyahat edecek, o an mecbur uyanık kalacak da ve o anı yaşayacak. O an şöyle der, ulan yani çok müstesna bir an yaşanıyor bu yeryüzünde ama ben hep bugüne kadar görememişim yani. Uçaktadır ya da yolculuktadır. Gün dönümünü yakalar. Sabahın gelişini görür, güneşin doğuşunu görür. Yoksa göremez. Dolayısıyla bu kevni ayetler ile mümin veya İslam dinindeki ibadetler bizi daha çok karşı karşıya getirir. Bu bir bakıma Allah'ın bu kevni ayetlerinin sık sık yüzümüze çarpması gibidir. Yaşadığımız mekanı sık sık anlamamız gibi bir şeydir. Nerede yaşıyoruz? Bir tarihte televizyonda uzay araçları, uzaya gitmeler, gelmeler konuşuluyordu da tabii bu işin ilmi erbabı konuşuyor. O arada bir dedi ki ya zaten uzaydayız, bunu kaçırmayın. Zaten bir uzay aracının üzerindeyiz. Şu kadar hızlı hareket eden, kendi etrafında dönen. Nerede olduğunu müminler daha çok, daha iyi bilir. Hareketliliği bilir, neredeyim bilir. Diğerleri hep uyanır gündüz, hep aynı statik döngü var zanneder. Ayı görmez, güneşi görmez, güneşin hareketliliğini görmez, ikindiği bilmez, zevali bilmez, kuşluğu hiç bilmez. Geldim şimdi zikru zecri an savmin lezi yuşekku fihi emin şabane huve emin ramadane. Ramazandan mı yoksa Şaban'dan mı olduğu bilinmeyen tereddütlü günde oruç tutmanın yasak olduğunu gösteren hadis. Hazreti Peygamber çözümü koymuş. Tereddüt ettiğiniz günü Ramazan'ın girişindeki, giriş kısmındaki tereddütlü günü tutmayın. Ya acaba göremediniz hilali? Acaba hala Şaban'da mıyız? Şaban 30 mu çekti yoksa Ramazan mı başlıyor yarın? Bilmiyorsanız Şaban'ın o son günü olup olmadığını ya Ramazan'ın girişi olup olmadığını bilmediğiniz günü tutmayın. Yani Şaban'ı 30'a tamamlayın bu yöntem. 1976 Akhbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki haddetena Muhammed ibn Abdillah ibn Numeyr'in, bize Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr anlattı. Kale dedi ki haddetena Ebu Halid'in el-Ahmaru, bize Ebu Halid el-Ahmer anlattı. An Amr ibn Kays'in, o da Amr bin Kays'tan. An Ebi İshak'a, o da Ebu İshak'tan. An Sılata bin Zufar'a, o da Sıla bin Züfer'den. Kale dedi ki künnâ inde Ammar ibn Yasir'in, biz Ammar bin Yasir'in yanındaydık. Fil yevmin lezî yuşekku fîhî min Ramadâne, Ramazan'dan olup olmadığı kuşkulu olan bir günde Ammar bin Yasir'in yanındaydık. Feutiye bişatin, bir kuzu getirdiler. Fetenehha ba'dul kavmi, bazıları geri çekildi. Sofra gelmiş, bazıları geri çekilmişler. Fekale Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir dedi ki men sâme hâdel yevme fekade asâ ebel kâsimi, bugünü oruçlu geçirenler Ebu'l-Kasim'e asi olanlardır.
Ebul Kasım dedi. Hazreti Peygamber'i kastediyor. Çünkü o demek istiyor ki Şaban'ın son gününde Ramazan'ın hilali görülmediği takdirde Hazreti Peygamber Şaban'a veriyordu o günü. Şaban'ı 30'a tamamlıyordu. O tereddüt ettiği günü oruç tutmazdı. Tutanlar ona asi olanlardır demiş Ammar bin Yasir bu hadisinde. Bazı fıkıhçılar buradan böyle bir türetmede bulunmuşlar. Yevmi şek, o gün doğruştan eşek diye. Fakat asa Ebul Kasım, Ebul Kasım'a asi olur diyor. Bu hadis ne Buhari'de var ne Müslim'de var. Tıpkı benim türetmemde olduğu gibi. Bu Elbani tabi sahih demiş. Elbani'nin İbn-i İbban hadislerine zayıf dediğini nerede gördün? Sadece 300 küsur hadiste zayıf diyor. 7500 hadiste. Geldik bir sonraki hadise. Ayrıca Buhari'de yok diyecektik. He, evet. Başka türlü söyleyecektik. Buhari ve Müslim'de yok ama İbn-i İbban'da var. Öyle mi söyleyecektik? Ayrıca Buhari'de ve Müslim'de yok. Yani İbn-i İbban'da var onu vurgulamak için. Yani İbn-i İbban da sonuçta bir kul. Bu hadisin sıhhati konusundaki yaptığı mesai de içtihattan ibaret. İsabetlidir, isabetsizdir bilemeyiz. Aynı şey Buhari içinde geçiyor. Hadisinin de Buhari Müslim'de olmadığı zaman, biz o hadisle diğer yerlerde olduğu zaman, kesinlikle amel edilmediği zaman dini boyutu ne oluyor? Yani o İçtihadi şey, tamamen. Buhari Müslim'de... Girmez mi o hususlar? Medya hususu falan var bunlar, gerçi yok. İçtihadi hepsi bunların. İçtihat çabayı gerektirir. Belli bir çaba gösterilir. Yani herkesin bu konuda göstereceği çaba, bilgisi, kabiliyeti, becerisi, hüneri, zamanı kadardır. Gider açar, araştırır. Buhari'de var mı, yok mu? Orada, şurada, burada var mı, yok mu? Bu işin bilenlere sorar. Şöyle bir hadis ama Buhari Müslim'de yok ama gerçi ne dersiniz? Eğer biraz daha vakti varsa konuya biraz daha girer. Konu kendisini ne kadar ilgilendiriyorsa. Vereceği karar yine içtihadidir. Yani kanaati gelir ki bu galiba Hazreti Peygamber'e dayanmıyor bu hadis çok sağlam değil. Ben şöyle amel edeyim diye düşünebilir. Doğrusu yanlışı, kesin bir doğrusu yanlış olmaz. Hadis ilmi zanni bir ilimdir. Yüksek olasılıkla sıhhatine kani olduğumuz hadisler var elbette ki. Ama hiçbir zaman %100 ne eremeyiz, katiyete eremeyiz. Çünkü bizim gibi insanlar üzerinden geliyor. Onların hallerine bakarak, onların kendi alanındaki mutabakatına bakarak bir kanaat elde ediyoruz. Ama kesinlik yok bu ilimde. Uydurma olduğu kesin gidildiği vardı. Yani İbn-i Salah diyor ki bizim uydurma dediğimiz bakarsın sahihçe olabilir işin aslında. Bizim zayıf dediğimiz sahih olabilir. Bizim zayıf diye hüküm verdiğimiz bir hadis. Belki Hazreti Peygamber ağzından öyle dökülmüş olabilir. Bilemeyiz. Anlayışları var dediğiniz gibi hocam. Sahabenin anlayışı da var içinde. Mesela o tabuta dokununca abdest bulunur. Tabii bir de yani bir de gelen aktarımın birileri üzerinden geçmiş ve onların biraz rengini almış olduğunu da düşüneceksin. Dolayısıyla burada belli bir çaba gösterilir. İçtihat budur zaten. Bu çabada en temel yeri Kur'an alır. Yani Kur'an'ın gösterdiği, açtığı, onun ruhuna uygun olan istikamette yürünür. Ondan sonra bir çabadan sonucunda zaten fıkıh alimlerinin yaptığı, hadis alimlerinin yaptığı, ulemanın yaptığı da bunun gibi. Bundan ibarettir yani. Bunun doğrusu yanlış olmadığı için de kimse bu noktada hadise dayalı bilgilerde gelen hususlarda birbirini seninki doğru, benimki yanlış, benimki doğru, seninki yanlış dememelidir. Yani ilk önce boşluklar Buhari ve Müslim'in siteyle mi doğrulacak Kur'an'da? Tabii çünkü Buhari kitabını yazarken kaliteyi esas almış. Hadisin konusunu değil kalitesini esas almış. Çok kimsenin rivayet ettiği, ondan sonra kalabalık kimselerden gelen her kuşakta hadisleri öncelemiş. Dolayısıyla eğer en kaba tasnif ile söyleyecek olursak Buhari'de olması hadisin kalitesini işaret ediyor. Tabii yani sonra Müslim. Buhari Müslim'de yoksa hadis, yani Buhari'de yoksa hadis bir kalite düşüyor. Buhari'de yok, Müslim'de de yoksa hadis bir kalite daha düşüyor. Ondan sonra gelelim, üçüncü sırada Tirmizi var. Tirmizi'de de yoksa yine bir kalite daha düşer. Ondan sonra işte Nesai'de yoksa, İbn-i Ebu Davud'da, tabi o daha önce. En son İbn-i Mace, İbn-i Mace'de de yoksa Kütüb-i Sitte'de yok demektir artık. Ciddi bir durumla karşı karşıyasın demektir. Yani çok itimat etme. Ondan sonrasını artık herhalde tasavvuf kitaplarında bulursun.
Oralarda yoksa? Hocam uydurma hadis olduğunu Buhari ile bildiğimiz, yani Buhari işte. Buhari bu hadis uydurmadır diye bir şey demiyor Buhari'de. Hayır. Uydurma hadisleri yazdığı kitabı yok mu Buhari'de? Yok Buhari'nin. Yani belki kendi rical kitaplarında örnek veriyordur şu hadis uydurma veya şu zattan gelen. Yani, ama bir mevzuatı yok bildiğim kadarıyla İmam Buhari'nin. Mevzu hadiste. Mevzuat kitaplarında geçen hadise amel etmek. Olmaz tabii. Tabii olmaz ya. Mevzuat kitaplarındaki hadisler, yani bir hadis mevzu demek zayıftan daha aşağı demektir. Yani. Mevzu olan hadis her halükarda zayıftır. Yani en ihtimalle zayıftır. Biri ona mevzu diyorsa, uydurma diyorsa, mevzuat kitaplarında herhangi bir hadis alemi, artık onu zikretmek, anmak, yani yakınından geçmek, bunlar bile artık problemli hale geliyor. Ancak bunu nerede söyleyebilirsin? Bir yerde, yani uydurmaya örnek olsun diye söyleyebilirsin. Yani bırak bunları, dillendirmeyin ki bile zihinlere yer etmesin diyorlar. Tabii. Şehirbani yapmış mı hocam mevzu? Toplamış mı Şehirbani mevzu hadisleri? Yok, zayıf hadisler silsilesi var ama onun içinde uydurmalar da var tabii ki. Zayıf daha geniş kategori olduğu için. Silsilatul ehadith el-zayife diye. Hadislerin kalitesini sayarken bunu saymadınız hocam. İşte kütüb-i sitte üzerinden tarif ettim. Çünkü kütüb-i sitede hem sahih hadislerden, yani sahih kitaplardan örnek var, hem sünenlerden örnek var. Efendime söyleyeyim. İbn-i İbban'ın kitabı sahih hadisler grubundan. Yani sihahtan. Dolayısıyla sihahtan, kütüb-i sitenin içinde iki tane temel sihah eser var. Buhari ve Müslim. İbn-i Huzeyme'nin sahihi, İbn-i İbban'ın sahihini bu gruba getirip bir daha sokmamışlar. Örnek olarak bu kez sünenlerden almışlar. Kütüb-i siteyi oluşturanlar. O da biri kalkmış şu altı kitap diye bir söylediği için öyle bir yatkınlık oluşmuş. Onun da bir, yani dört mezhep gibi altı kitabın da böyle bir dini bir temeli yok. İbn-i Hibban'ın kitabı hemen hemen kütüb-i sitedeki hadislerle doldur. Yani bu kadar emek verdiğiniz hadis eserini yani biraz yükseltmek lazım. He. Yani Ahmet Muhammed Şakir hadislerin sıhhatini esas alan kitapları kendi içinde tasnif ederken birinci sıraya Buhari'yi koyuyor. İkinci sıraya Müslüm'ü koyuyor. Üçüncü sıraya İbn-i Huzeyme'yi koyanlar var diyor ama ben diyor bana kalsa İbn-i Hibban'ı koymak, İbn-i Hibban'ın sahihini koymak gerekir diyor. Dolayısıyla sadece sahih hadisleri toplamak amacıyla yazılmış eserler içerisinde Ahmet Muhammed Şakir'e göre İbn-i Hibban'ın eseri üçüncü sıradadır Buhari Müslüm'den sonra. Evet. Geldik şimdi. O hangi çağda? Dördüncü asır. Güzel tabi. Kur'an'da zaten bir hadis var. Kur'an şey. Hocam İbn-i Hibban'ın o güzel metodunu bir daha zikredin. Bir hadiste takıldığı zaman iki defa, üç defa Kur'an'ı hatim edermiş. Ayetlere uyur uygun mu değil mi? Bu kadar basit bu iş hocam. Ayetleri altta anlatmıyorsa, bize açıklatmıyorsa hiçbir değeri yok. Yani Kur'an-ı Kerim ile çelişen hiçbir bilgi, yani kat'i bilgidir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ile çelişen hiçbir bilgiye itibar edilmez dinde. Mesela şu son hadisi hocam, iki tane konu dikkatimi çekin. Biri Ebu Kasım diye künyesi, Hazreti Resulullah diye demiyor. İkincisi de ortaya bir kuzu geliyor, yani reddedilmeyecek bir şey var yani. Değil mi yani? Hele bir de cağda hissediyorsun. Peki, geldik şimdi bir sonraki hadise. Zikru zecri anil visali. Konu bugün oruç. Zikru zecri anil visali fissiyami. Oruçta visalın yasaklanması. 1977. Visal ne? Birleştirme demek. Ulaştırma, kavuşturma demek. Akhbarana Ebu Halife'te, bize Ebu Halife haber verdi. Kale dedi ki haddethena Museddad ibn Musarhadin, bize Museddad bin Musarhad anlattı. An Yahya el-Kattani, o da Yahya el-Kattan'dan. An Şubete, o da Şubeden. An Katadete, o da Katade'den. An Enes ibn-i Malik'in, o da Enes ibn-i Malik'ten. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, La tuvasilu, birleştirmeyin, kavuşturmayın, ulaştırmayın. Kalu, demişler ki, inneke tuvasilu. Ama bakıyoruz, sen yapıyorsun bunu. Kale demiş ki, inni lestuke ahadikum. Ben yani bu hususta sizin gibi değilim. İnni ut'amu ve uska. Bana yediriliyor ve içiriliyor demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Artık Aziz Peygamber'e öyle
serum mu yapılıyordu onu bilemiyorum. Hadis Buhari'de var. 1806 Hazreti Peygamber'in visal yaptığı halde başkalarını yasakladığına dair bir hadis işte. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim diyor ki, Ebu Hatim'in bir paragraflık bir şeyi var. Bu konuyla ilgili mülahazası var. Hâdel haberu, bu haber delilun, bir delildir. Alâ ennel ekbâra letî fîhâ zikru vada'in nebî sallallahu aleyhi ve sellem el hacere alâ batnihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açlık dolayısıyla karnına taş bağladığına dair hadislerin hepsinin kulluha abatilu, hepsinin uydurma boş söz olduğuna dair delil var diyor bu hadiste. Bu nedir? Bu düpedüz metin tenkididir. Boş ver senedini menedini diyor. Bak diyor, bu hadis Hazreti Peygamber'in manen tok tutulduğuna dair hadis. Dolayısıyla kim bize karnına açlıktan taş bağlıyor diyorsa yanlış. Şimdi İbn-i İbban'ın bu bir şeyi, yaklaşımı. Bir başka muhaddis şöyle diyebilir. Ya olur mu? Hazreti Peygamber açlıktan aynı bizim gibi açlık illetine müptelaydı. O da acıkırdı, çaresiz. O kadar ki karnına taş bağlardı. Bu tok tutulduğunu bu söyleyen hadisler uydurma. Yani ha, neyi esas aldığınıza bağlı. Bu iki bilgi arasında bir tutarsızlık gözüküyor. Hazreti Peygamber bizim gibi açlıktan ötürü sıkıntı çekiyor muydu? Bana göre İbn-i İbban'ın taş bağladığını söyleyen hadisleri bir tarafa bırakın. Pek çok hadiste biz Hazreti Peygamber'in yani aç olduğunu görebiliriz. Ve birkaç örnekte değil. Bunlar istisnadır. Tok olduğunu gösteren bir bu hadis var. Bir de başka belki bir iki tane bulunabilir. Onun açlıkla, açlıktan ötürü bizim gibi kıvrandığını, çaresiz kaldığını, kapı kapı işte bazen çoğunlukla Ebu Eyyub'un evine gidermiş. Ya aç kalmışlar, Ebu Eyyub'a gidelim. Medineli, zengin, bir şey buluruz falan. Ebu Eyyub'un hanımı diyor, acıktığı zaman bize gelirdi diyor. Hemen ona bir şeyler ayarlardık falan. Hazreti Ayşe söylüyor, nice açlıktan gelirdi bize, gelirdi bana, onu öbürüne evlerine gidermiş Hazreti Peygamber. Ayşe'nin kapısını çalıyor. Var mı Ayşe yiyecek bir şey? Bende bir şey yok. Ötekine ötekine. Bulamasa inni saimim, ben bugün orucum diyormuş. Oruca niyet ediyormuş. Gün içinden oruca niyet edilir hadislerine. Bu örnek gösteriliyor. Yani güne başlıyor, nafile oruç tabii. Güne başlıyor, yiyecek bir şey bulamayınca bugün orucum diye niyeti çeviriyor bu sefer. Oruca yiyecek bir şey yok. Niye açlığın peşine düşüyor tok ise şayet? Hazreti Ebu Hureyre diyor, açtım diyor. Gittim Ebu Bekir'in kapısının önünde durdum. Çıktı, hiç ilgilenmedi. Ömer'in kapısının önünde ne var ne yok dedi, geçtiler. Hazreti Peygamber çıktı. Onun en son onun evinin oralarda dolaşmaya başladım. Beni görünce o halden anlardı diyor. Açsın değil mi dedi diyor. Aldı bizi işte bir yere götürdü, süt falan içirdi diyor Hazreti Ebu Hureyre. O da açtı diyor, o da susamıştı veya o da açlık onun da halinden belliydi. Ha, Ebu Bekir demiş ki ya ben de kapıya aç olduğum için çıktım, yiyecek bir şey yok diye dedi. Hatırladım şimdi hadisi. Hazreti Ömer de aynı şeyi söyledi. Ha. Dolayısıyla çok hadiste biz Hazreti Peygamber'in açlığını görüyoruz. İbn-i İbban bunu esas aldığı için öyle konuşuyor. Eğer açlığını Hazreti Peygamber'in, ya olur mu, çok hadiste biz Hazreti Peygamber'in acıktığını görüyoruz. Bu onun tok olduğunu söyleyen, doyurulduğunu söyleyen hadiste bir problem var deyip bu sefer problemi buraya yıkabilirdi. Öyle yapmamış, böyle yapmış. Çok sert bir dille Hazreti Peygamber'in karnına taş bağladığını söyleyen hadislerin hepsi batıldır diyor, batıldır diyor. Muhatı yok mu canım? Taş bağladığıyla ilgili bir hadis. Bu çok meşhur bir hadis diyor. Hatta iki tane bağlı diyorlar. Bir tane bağlı, o iki tane bağlı. Ve innemâ mânâhel huczu. Ha. Onu bak İbn-i İbban ne diyor hadislerle ilgili. Oradaki diyor hacer değil, hucz diyor. Başka bir kelimeye çeviriyor. Bir nokta koyuyor o kelimenin üzerine. Yani re'yi z'ye çevirmiş. Hucz ne? O da izarın bir tarafı. Yani izarı bağladığında o yumru olan kısmını yani onu kastediyorlar, yoksa karnına taş bağlardı değil diyor. Bu ne bu? Çözüm yani. O hadis senet ile geliyor. Demek ki sağlam. Şey yapamadı, çıkamadı altından. Koydu R'nin üzerine noktayı. Oradaki hucuzdur dedi. Vel hucuzu tarafı lizari. Yani bir nokta kadar fark var hocam. Bir nokta kadar fark var ama kurtuluyor onun etkisinden. İbn-i İbban'ın kitabında yani Ettekasim ve Enva'da bu çok var. Eğer birbiriyle sıkıntılı görünen hadisleri İbn-i İbban bir şekilde çözer. Yani her halükarda çözer ama çözer.
Yani orada nokta vardır, unutulmuş. Bunu sadece İbn-i İbban yapmaz, bütün hadisçiler yapar yani. İşte içtihat budur zaten. Halife İbn-i İbban'a idam etmişti, oturup çekti de orada nasıl kurtuluyor? Bunu nasıl şu an değişik bir şekilde hamd etmişti de. Çünkü gelip buna bir şey sormamışlar ki yani. Gıyabında hüküm, gıyabında işini bitirdiler yani. O itikadi konuda büyük bir zümreyle karşı karşıya gelmiş. Ve istemeyenler bunu böyle ispiyonlayalım, öldürtelim demişler de. Sonradan birileri araya girmiş, öldürtme bu büyük bir alim demişler, öldürülmemiş. Dönmüş ama, gerçi o döndüğünde kalben mi bilmiyoruz, dönmüş ya sözünden tamam demiş. Bilmiyorum o kadar ne demiş, döndüğünü o kadar. Buradaki ifade mecaz olabilir mi yani bana? Yani çözüm olarak mecazı bazen kullanıyor, bazen işte o kayıtlı, bu kayıtsız, o mutlak, bu genel, o işte nesedildi, bu daha geç genel geçer, o önceydi, bu sonraydı. Başvurmadığı yöntem yok. Nereden şey bulursa onu çözüme götürmek durumunda. Ama hocam İbn-i İbban bana yedirdi demesinden önce bir şey yok. Hazreti Meryem ayetinde olduğu gibi o da bana yediriyordu yani. Tabii ben bir şey demiyorum. Hayır bir şey demiyorum. Biz şu anda elimize gelen bu iki bilgi... İzah edemez ki hocam. Şeye örnekte olmuyor. Sen sığırlıyorsun bir tarafta. Bir şekilde ben bunu hallediyorum, siz yapmıyorsunuz. Tabii onu da tahmin etmek şey olmuyor. Yani ben böyle sizin gibi oruç falan tuttum yok. İyi içiyorum ben hep sürekli. O zaman yani her türlü ibadette, ibadetin o güçlük boyutunda Hazreti Peygamber bizimle müsavi değil, yok o. Ha, Hazreti Meryem olayında sabah akşam yediriliyor değil de zaman zaman demek ki ha, bu bir iki kere olmuş, Hazreti Peygamber'e de bir iki kere olmuşsa bu problem değil. Bu hayatın normal akışkanlığını bozan bir şey değil. Ama sürekli böyle yediriliyor. Ha bu da bir çözüm yolu. Diyebilirsiniz ki ya bu bir iki kere olmuştur Hazreti Peygamber'de. O da olmuştur. Hazreti Peygamber çoğunlukla geneli itibariyle açtır, acıkır biz gibi. Bir iki kere de Cenab-ı Hak ona ihsan ile, lütuf ile böyle yedirmiş olabilir. Olabilir. Bu da bir çözümdür. Durumu vakayı çözer. Ama bu, o ötekini genelleştirmek sürekli böyle bir manevi gıda ile besleniyordu. Beşeriyetin getirdiği açlık zafiyetinin tesiri altında değildi demek Hazreti Peygamber'i beşeriyetin dışına çekmek olur. Oradan başlarsın çıkarmaya. Çıkara o artık bizim gibi sınanan biri değildir. Sınanmadığı için de kalkar biri der ki o benim kadar değerli de değil der. Çünkü zorluğu ben çekiyorum. Değil mi? O aslında Hazreti Peygamber'in değerini düşüren bir şeye doğru yol almak demektir. Altın hocam bir şey söylüyoruz. O peygamber onlar yapar, biz onlar gibi değiliz. Tabii onu örnek olarak görmüyor. Onu söylüyorlar. Yani o peygamber ya diyor, o bir defa dur bakalım diyor, senin benim gibi cinselliği var mıydı? Senin benim gibi acıkır mıydı? Senin benim gibi, senin benim gibi o bakımdan değil, o bakımdan değil, o bakımdan değil, o bakımdan değil. Hiçbir bakımdan senin benim gibi değilse bunun örnekliğinin bana hitap etmiyor ki o zaman örnekliği. Ayeti şey diyoruz hocam. Tabii. Onda sizin için güzel bir örnek. Ha, o yüzden dedik ki Kur'an hadis yorumunda mutlak ve değişmez bir zemindir. Yani çünkü kat'i olan ilim odur. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği kat'i ilim odur. Cenab-ı Hak katından indirildiği gibi korunmuş. O gün bugün namazlarda tilavet olunmuş. Ve kendisini bizim okuduğumuzda asla bir hilaf, ihtilaf, tereddüt, kuşku, gerçek dışı bir bilgi görmediğimiz, ray bulmadığımız bir kitap. Hadisler, bak okuyorum her hadisin girişinde senedini özellikle okuyorum. Her isim okuduğum zaman bu hadis bunların elinden geçmiş demek istiyorum. Bu hadis bunların zihninden geçmiş, bu hadis bunların kaleminden geçmiş. Kalem hata yapıyor, eksik yazıyor, zihin eksik hatırlıyor. Hepsinin bir izi var okuduğumuz hadiste. Olumlu yahut olumsuz ama birer izleri var. Bu İbn-i İbban bu tür yorumlarını tenkit edenler olmuş mu? Yani buna benzer başka bir... Ya tabii her tezin antitezi vardır yani. Bu zemin tartışılabilir bir zemindir. Burada tartışmaya yer vardır, tartışılır. O öyle der, başkası der ki böyle öyle deme. Bak bu açıdan bakıldığında Kur'an'a aykırı düşüyor. O da der ki işte o açıdan öyle bakmamak lazım. Ben onu zaten senin gibi düşünüyorum falan. Burada tartışma açık yani. O innemâ mâne işte Kur'an'dan delil getirir. Der ki Hazreti Meryem'i de yedirilmişti işte falan. Ha o zaman denilir ki Hazreti Peygamber zaman zaman yedirilmiş olabilir. Ama bunu Hazreti Peygamber'in sınandığıyla yani temelde ve genelde beşeriyetiyle ters düşmeyecek şekilde çözümlemek lazım.
Aynı şey Hazreti Meryem için de geçerlidir. Onu da böyle sürekli yiyip Cenab-ı Hak tarafından yedirilen, içirilen, hiç açlık dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a fedakarlıkta bulunmamış, oruç nedir bilmeyen, öyle anlamamak lazım. Belki de orucunu tutuyordu, her türlü sıkıntısını çekiyordu. Tamam mı? Açlığın iftara doğru sofrasında bir nimet beliri veriyordu. Onunla iftar ne ediyordu belki? Yani niye hemen onu böyle hiç açlığa sevk etmeyen manevi ve sürekli bir gıda olarak ele aldık ki? Yine Kur'an'da hocam. Değil mi? Kününü de bilmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Doğum için çekildiğinde hurmaların üzerine eğildiğini söylüyor. Tabi ye iç diyor Cenab-ı Hak. Ye iç diyor. Hurmaları yani bir doğal bir şeyler. Bir ihtiyacı var ki yani. Hocam, peki. Ben de şurada takıldım bunu. Aklınıza sığarak. Estağfurullah. Altı işte hadis kitabının sahih olduğunu söylüyor. Burada da dört tane hak mezhebinde olduğu gibi örnek vererek dört hak mezhebin bildiğinizde de mi şey var yani? Hayır. Bir şey tedavül edile edile yani kitaplar, hadis kitabı çok. Yani altı tane değil. Ama mütedavil olanlar, sürekli ele gelenler, ele gelenler, ele gelenler biri bunlara işte şu altı kitap demiş bir kere bir yerde. O ondan sonra böyle bir kalıplaşmaya gidilmiş. Gerçi altıncısı konusunda işte İbn-i Mace'yi mi koyalım yoksa işte Malik'in Muhattası'nı mı koyalım veya diyelim ki Garakutni'yi mi koyalım. Başkalarının altı kitabı farklı olabilir. Ama mütedavil olanlar, ümmetin tuttuğu, elden ele en sık dolaşan, tıpkı dört mezhepte olduğu gibi. Mezhepte yani müştehit alimlerin olduğu asır, işte Hicri 1. asrın sonu, 2. asır, 3. asır, çok müştehit alim var. Dolayısıyla çok mezhep var. Ama ümmet içerisinde hangilerinin fetvası mütedavil olmuş, çok rağbet bulmuş, akim kalmamış, yani sonu gelmemiş, etbağı bitmemiş, en yaygın taraftar bulmuş olanlar, bu dördü. Aynı onun gibi bu. En çok taraftar bulmuş kitaplar, en çok alınmış, satılmış, en çok çoğaltılmış kitaplar, altı kitap. Onunla benzeştirdim. Bunlar mezhep, amelde mezhep. Tabii, orada dört değil, beş değil. Elbette yığınla farklılıklar var. Hepsi de hadise dayanıyor. İmanın tek olması lazım, yoksa bir ayet var. Sizden İmanı Kur'an belirliyor. Tabii itikadı Kur'an belirliyor da zaten biricik, tek zaten. Orada problem yok. Amelde çeşitli veçheler var, farklılıklar var. Bunlar da ya Hazreti Peygamber'in zaman zaman farklı uygulamaları dolayısıyladır ya da nesih dolayısıyladır veya aktaranların kusurları dolayısıyladır. Bilir miyiz? Geldik şimdi bir sonraki hadise. İbn-i İbban diyor ki o izarın tarafına hucuz denir. O hadislerde geçen Hacer o yoksa taşmaş bağlamadı. İbn-i İbban böyle düşünüyor. اِذِ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى كَانَ يُطَعِمُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيُسْقِيهِ اِذَا وَاصَلَى Dikkat edin, İbn-i İbban diyor ki Allah Celle ve Ala elçisini yedirirdi, doyururdu visal yaptığı zaman. O da onu kayıtlı tutuyor. Visal yaptığında onu doyururdu diyor. Yoksa Hazreti Peygamber'in sürekli doyurulduğu, hiç açlık çekmediği ni İbn-i İbban da iddia ediyor durumda değil. O visal yaptığında doyurulurdu diyor. Visal ona emredilmişti. Bize değil. İbn-i İbban böyle düşünüyor. فَكَيْفَ يَتْرُكُهُ جَائِعًا مَا عَدَمِ الْوِسَالِ Visal yaptığında doyururdu. Visal yapmadığı zamanlarda. Yani normalde açlık zamanlarında nasıl onu aç bıraksın ki diyor İbn-i İbban. Bak öyle diyormuş. حَتَّى يَحْتَاجَ اِلَى شَدِّ حَجَرٍ عَلَى بَطْنِي O kadar aç kalacakmış ki karnına taş bağlasın. Bırakmaz Allah onu aç diyor İbn-i İbban. وَمَا يُغْنِ الْحَجَرُ عَنِ الْجُوَى Bir de diyor ki taş diyor benim yani taş diyor açlığa ne yarar ki zaten diyor. Yani, İbn-i İbban'ın bu konudaki yaklaşımı bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Allah-u Teala mutlaka doyurur. Tamam, doyurur. Taş bağlamayı yurtdan kullanırız. Peki, geldim bir sonraki hadise. ذِكْرُ الزَّجْرِ عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما bayram yapılan iki günde oruç tutmanın yasaklığını gösteren hadis 1978 bayram yapılan iki gün var malum haliniz birisi
Kurban Bayramı'nda, diğeri işte Ramazan Bayramı'nda. Bu iki bayram gününde oruç tutmayı yasaklayan hadis. He? Bayram yapılan günler. Tamam, ben bayramları ikiye olarak anladım, günleri değil. İşte bak, söylersin böyle bir şey, başka türlü anlaşılır. O da götürür, anlatır başka bir yerde. Zikru zecri an savmil yevmeyni lezeyni yu'ayyedu fihime. 1978. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan. Bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki, akhbarana Ahmed ibn Abi Bakrin. Bize Ahmet bin Ebi Bekir anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An Muhammed ibn Yahya ibn Habbana, o da Muhammed bin Yahya bin Habban'dan. An el-A'raci, o da el-A'raci'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem neha an siyami yevmeyni. İki günde oruç tutmayı yasakladı. İki gün, yani burada gün cins isim. İki günde oruç tutmak yasak. Hangi gün? Yevmel fitri, fıtır günü. Yani orucun açıldığı gün. Ve yevmel adha, ve kurbanın kesildiği gün. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kurban ikinci günde de kesiliyor, üçüncü günde de kesiliyor. Burada bu hadis bu. Kesildiği ikinci gün, üçüncü günde mi? Kesildiği günde. Artık taraftar bulabilirsen bir mezhep kurabilirsin. Ya bak işte aykırı mezhepler çıkacak hemen. Buhari'de var. Kur'an'da hiçbir bayram geçmiyor öyle. Bir tek geçiyor Meryem suresinde. Bu bizim Maide'nin indiği zaman. O da bizi ilgilendiriyor zaten. Yahudilerle ilgilendiriyor. Hem öyle bayram olmaz olsun. Adam berbat etmişler zaten. Buhari'de var bu hadis. Öyle bir şey sonramız için diyor İsa'yı. Evet. Tabii. Ama bayram yani işte berbat ettikleri için o gün ne gündür nedir yani bize bir bayram olarak gelmedi o Maide'nin indiği gün. 1891 nolu hadis olarak Buhari'de var bu hadis. Böylece savunla ilgili, oruçla ilgili olan hadisler de bitmiş oldu. Tabi nevi devam ediyor hala da. Önümüzdeki ders 1900. Ama oruç hadisleri bitti. Peki devam edelim. Niye devam edelim? Ha. Yani ben de susadım da zikru zecri an en yebulel mer'u, konuda hiç layık olmayan bir yere gitti. Zikru zecri an en yebulel mer'u, kişinin bağışlayın bevletmesinin yasaklığı. Nereye? Fil ma'i, suya. Ellezî la yecri, akışkan olmayan suya bevletmenin caiz olmadığını yasaklandığını gösteren hadis. اِذْ كَانَ ذَٰلِكَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ. İbn-i Ban başka hadislerle elde ettiği bilgiye dayanarak iki kulleden, neydi bu kulleteyni biliyordum, ne kadar suya bir kulle denir ama şimdi bilmiyorum. Yani bu bir su miktarı. Su miktarı iki kulleden az olduğunda o suya bevledilmez. Hele hele akışkan değilse. Hem akışkan değil hem de iki kulleden az ise o suya bevledilmez. 1979. Akhbarana İbn Kutaybe, bize İbn Kutaybe haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Yezid ibn Mevhebin, bize Yezid bin Mevheb anlattı. Kale dedi ki, haddetheni Leythu, bize El-Leys anlattı. An Ebi Zübeyri, o da Ebu Zübeyir'den. An Cabir'in, o da Cabir'den. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ennehu neha an en yubâle fil mâir râkidi, durağan suya bevletmekten sakındırmıştı diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ötürü. Kim diyor? Cabir bin Abdillah. Niye Hazreti Peygamber durağan suya bevletmeyi yasaklamış? Çünkü kirlenir. Akışkan suyu kirlenmez. Akar gider, o kirliliğinden kendisi kurtulur. Ha, her durağan suya da bevledilmez mi? Bevledilir eğer çok ise. Mesela deniz durağan. Dolayısıyla buradaki sınır nedir? İki kulle. İki kulleyi geçkin, iki kulleden çok ise, ha iki kulle ne kadar, o da günün sorusu. Onu ben de bilmiyorum şu an. Öğrenmiştim bir gün, bir ara bu kulle neydi, ne kadar suydu diye. Bilmiyorum. O bunun katlanmış hali. Geldik bir sonraki. Demek ki su belli bir hacimden çok olursa
Bir hadis var, diyor ki su iki kulleden fazla ise belki gelecektir, onu hiçbir şey pisletemez. Yani onu ne kadar böyle dersen et, ne yaparsan yap. Demek ki bayağı bir iki kulle yani. Öyle ufacık iki teneke gibi değil yani. Ondan sonra acaba geldik bir sonraki hadise. Bu hadis nerede var? Duran suya bevletmeyiniz hadisi Müslim'de var. Demek ki bu haliyle bu halide yokmuş. 281 numarası. Müslim'deki numarası. Arkadaşlar bu su iki kulleden azdır. Duyurulur. Zikru zecre anil bevli fil ma'i lezi dunel kulleteyn. Niye? Havuzlarda tahliye var benim bildiğim kadarıyla. Yok mu? Tahliye olana kadar gidiyor. Zikru zecre anil bevli fil ma'i lezi dunel kulleteyn. İki kulleden az suya bevletmenin yasaklandığı. Thummel vudu iminhu. Ve ondan abdest almanın da yasaklandığını gösteren hadis. Müslümanlar suyu ne zaman temizdir, pistir ilgililer. Başkaları bu kadar ilgili değil. Niye? Evet. Çünkü onlar abdest alacaklar. Onlar için ibadetin en ayrılmaz parçası taharet. Kişi kendi bireysel tercihlerinde taharete önem vermeyebilir. Yani el iki yıkamadan yemek yiyebilir. Ama ibadet öyle bir şey değil. O senden ayrı, Rabbe yaptığın bir şey. Dolayısıyla Rabbin huzuruna taharet ile çıkman, temiz olman lazım. O yüzden her mümin suyun temizliğiyle, kirlisiyle ilgilidir. Ama mümin olmayanlarda taharet olgusu bu kadar önemli değil. O yüzden biz ne zaman kirlenir su, ne zaman kirlenmez, iki kulle nedir, akışkan su niye kirlenmez, durağan su niye kirlenir, bunu müminler bilmek durumundaydılar. Cenab-ı Hak gönderdiği elçisiyle onlara bunu öğretmiş. Diyor ki hadiste 1980 Akbarana Abdullah İbni Muhammedin El-Ezdiyu. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Kale dedi ki, Haddetena İshak ibn İbrahim'e, bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki, Akberena İsa ibn Yunus'a, bize İsa bin Yunus haber verdi. An Avfin, o da Avf'tan. An Muhammedin, o da Muhammed'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Den gitti bayağı bir aşamada. La yabulenne ahadukum fil ma'i daimi. Kalıcı suda sakın hiçbiriniz bevletmesin kalıcı suya. Thumma yetevadda'u minhu. Sonra da kalkıp ondan abdest almasın. Bevletmesin, bevletliyse de sakın abdest almasın. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Buhari'de var. 236 Buhari'deki numarası. Yani hocam bevledilmezse de mi alınmıyor sudan abdest? Yok, bevledilmezse alınıyor da. Bevledip de kalkıp ondan abdest almasın diyor. Sımme yetevadda aminhu. Durağan suya, daimi suya bevledip de kalkıp ondan abdest almasın. Bevletmesin, sonra da kalkıp ondan abdest almasın. Arapçadaki ifadesi böyle. Her ikisinden de sakındırıyor ama diğer Bir şey verecek suyu kirletme. Tabii kirletmeyin. Ölçüsünü söylemedi ama hocam. Yok, burada kalıcı su dedi. Ha, burada ölçü söylemedi. İşte bunlar içtihada yol açan hepsi bunlar. Yani iki kulle hadisini esas almayanlar, görmeyenler, kabul etmeyenler kalıcı suyu bütünüyle bevledilirse kirletir diyebilirler. O zaman deniz de bu işe gider. Bir sonraki hadis. Tabii yani şimdi oradan da tutarsan deniz hareketlidir, duran su değildir, sürekli sirkülasyon var dersin. Deniz suyu temizdir, ölüsü de helaldir hadisini de aldılar hocam. Tabi bir de o hadis var. Suyu temiz, ölüsü helaldir diye. Zikru zecri ani gıtisalil cunubi fi akalli minel kulleteyni minel ma'i. İbn-i İbban abi iki kulle iki kulle diyor da hadislerde hiç iki kulle geçmedi. Zikru herhalde gelecek öyle bir hadiste. İki kulleden az sudan cünüplük dolayısıyla yıkanmaktan sakındıran hadis. Hadara necasetin ala bedenihi in baqiyat. Şayet var ise suda kalan, kimi necasetin bedenine bulaşması korkusuyla cünüplükten yıkanmak hususunda iki kulleden az suda sudan yıkanmayı yasaklayan hadis.
Bu dedikten sonra bu iki kulle... Yani iki kullelik bir gölet var diyelim. Veya iki kulleden az bir gölet var. Onun içine adam atlıyor, çıkıyor. Bu su iki kulleden az ise orada böyle yapmasın. Alttan ne yapacak peki? Tastan alıp üstüne şey yapacak. Yani doldurmuş küveti. Küvetteki su iki kulleden az. Girmiş içine, sağlı sollu bir dönmüş. Çıkmış, gusül aldım diye düşünüyor. Olmaz. Ne olacak peki? Bu kadar suyu var bu adamın. Tasla alıp üstüne de gelecek yani. Çok basit. Hani demiş ya, öyle de olur. Ağzına dökünce pirenin. Burada önem kazandı. Bilmemiz gerekiyor. Onu demek istiyor. Tabii evet. İki kulle burada önemli. O küvetin içine girip yıkananlar temizlendiğini düşünüyorsa, tabii iki kulle mi küvet, onu da bilmiyoruz. Bayağı önemli bir şeymiş. Kulleyi öğrenmek lazım. İki kulleyi ben haftaya öğrenip geleyim. Akulu kavli hâdâ ve estağfirullah el-azîm elî ve lekum ve lisâirin u'minîn. Umarım ihtilaf yoktur iki kulle. Bir kullenin ne kadar su olduğu. Hocam şimdi de pislik bulaşırsa dedi, küvetteki su temiz olduğu için o da biraz ihtilaf. Yani küvetteki su temiz olduğunu biliyoruz. Hayır, içine kirletilmemiş su demek istiyor hocam. Hayır, kirletilmemiş de olsa iki kulleden az suyun içine girip donup çıkınca gusül almış olmazsın. Ama diyor ki pislik bulaşabilir tehlikesi bahsettiniz. Belki de öyle demek istemiyor oradaki. Hadara necasetin ala bedenihi, bedenindeki bir necaset. Tabii. Ha, sudaki değil. Hayır. Bedenindeki bir necasetin yani suya girip kalması hala temizlenememesi korkusuyla. Akıp gitmeyecek çünkü. Sen ha, gitmeyecek. Yani. Kalacak. Paylaşacaksın sadece. Yani paylaşacaksın. Suyla. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâirin mü'minîn. Rabbena la tuâfidna in nesînâ ve ta'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna esran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna mâ la taqata lenâ bih. Ve'fu annâ ve gfir lenâ ve erhamnâ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.